Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetin ardından zarar gören tesislerini yeniden ayağa kaldıran iş insanları ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası verilerinden derlenen bilgilere göre yaklaşık 100 tekstil ihracatçısı firmanın yer aldığı kent, geçen yılın 9 ayında 446 milyon 858 bin dolar olan tekstil ihracatını bu yıl %12,2 artırarak 501 milyon dolar olarak gerçekleşti. 516 bin dolara çıkardı. Kentin 2022 yılının ilk 9 ayındaki ihracatı 681 milyon 356 bin, yıllık ihracatı ise 855 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş'ın 2000'den fazla firmaya ev sahipliği yapan büyük bir şehir olduğunu belirterek, kentte özellikle tekstil ve ham maddeleri sektörünün önemine işaret etti. 2024 yılının ilk 9 ayı itibariyle bir nebze olsun toparladı. Biz 2023 yılına göre 2024 yılında tekstil ve ham maddelerinde %12 oranında ihracatımızı artırarak 501 milyon dolar ihracat kaydettik. Hala depremin yaralarını sarmakta olan şehrimiz için bu güzel bir başarı. Ağırlıklı olarak ihracatımızı İtalya'ya yaptık. Onun haricinde de Çek Cumhuriyeti ihracatımız oldukça yükseldi. Aynı zamanda Pakistan ihracatımız şehrimizde oldukça yükselmiş duruma geldi. Avrupa bölgesindeki ve Amerika bölgesindeki resesyonlar ve Türkiye içerisinde uygulanan yüksek faiz politikaları sebebiyle birçok işletme kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı. Ve ne yazık ki şu an geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ta iplik tesisleri %40 verimle çalışıyor. %40 kapasite kullanım oranıyla çalışıyor. Aynı zamanda ciddi anlamda verimlilik düşüşleriyle karşı karşıyayız. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi çok yoğun istihdam problemi var. Fabrikalar istihdam ettikleri mavi yakalı personeli işe alıyorlar. Bu istihdam çok kısa bir süre devam ediyor. Sadece bir ay çalışıyor, iki ay çalışıyor. Ondan sonra işi bırakıp gidiyorlar ve bunlar büyük bir verimlilik kaybına sebebiyet veriyor. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da yaklaşık 3 hafta önce ihracatla ilgili kentte kendi şirketi dahil 10 firmanın altın ile ödüllendirildiğini söyledi. Bu sadece bizim başarımız değil, bizimle beraber çalışan iş arkadaşlarımızın da başarısı. Depremden hemen 15 gün sonra bizim o iş arkadaşlarımız bizimle beraber büyük bir aksiyon aldı. Bizim fabrikalarımızı hızlı ayağa kaldırdılar, ekip oluşturdular. Bu sadece sanayicinin başarı değil. Onlarla beraber yaptığımız güzel çalışmaların eseridir yani. Onun için biz durmayacağız, çalışacağız, başaracağız bunu. Bir daha başaracağız, bir daha başaracağız.